Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize günlerimize. Şimdi birebir benzedi arkadaşlar. Yine bir iğne oyasını anlatacağız. Kırmızı kullandım, beyaz kullandım. Bir de alt zemini yeşil yaptım. Yine aynı tonu kullanacağım. Kırmızıyı kullanarak anlatacağım. Ben bu aparatı kullanıyorum ama sizler meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki o pipeti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, birebir aynı boyutları hemen hemen. Şimdi modelimizi görelim. Modelimiz gördüğünüz gibi bu şekilde aynı iğne oyası da bu işlemleydi. Resmini unutmazsam gelen resmi şuraya bir yere koyacağım. İki tane e, aynı yaprak, iki tane de böyle motifi vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortadaki kırmızı noktayı ilmek olarak yaptık, kenarına da zincir geçtik. Oldukça da kolay yapımı var. Şimdi başlayalım. Bu arada bu. Örnek yazmam. Çay döktüm arkadaşlar valla. İftardan sonra model çıkarayım derken elim çarptı. Tüm bayağı bir iplerimde battı ama onları yıkadım koydum inşallah kururlar. Şimdi ilk başlarken diye başlayalım. İki zincir çektim. Başına bir aldım. Girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 1 2 3 4 zincir çekip ara noktadan girip kapattım 2 adet de sık iğnesi yapıyorum Şuradaki arayı vereceğiz. Tekrar 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitliyorum. 2 adet zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. 2 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 de zincir çektim. Yandaki tığ battı da sabitledim. 2 zincir başına bir alıyorum. Yandaki tığ battıma giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 4 adet zincir bu ara noktasına girip kapattım. 2 adet sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim ben bu şekilde 3 tane ara vereceğim şimdi sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz arkadaşlar şimdi 5 tane tığ battısı yapıyorum bu noktadan sonra 3 zincir çekip yanda kapattım bu 1 3 adet zincir çekip yanda kapattım bu 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 3 adet zincir çekip yanında kapattım. 4 3 adet zincir çekip yanında kapattım. 5 5 tane tığ battısı yaptım. 10 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 ve 10 dönüş yapıyorum. 1, 2, 3. yuvaya girip kapatıyorum. 3. tığ battıma. Şimdi yaprak yapacağız arkadaşlar. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki aldım ve girdim. iki çektim, iki çektim, iki çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir çektim, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım ve girdim. 2 çekiyorum, iki çekiyorum, iki çekiyorum, iki çekiyorum. Iki çekiyorum. Başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Yaprağımızın boyutu tamamlandı. 3, 4, 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Buraya sık iğne yaparak yuvaya iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. yuvada sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 6 adet zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2 çektim. Burada sap kısmını birazcık basık yapmışım. Burada 4 zincir çekip başına 2 kez alarak çıkmıştım. Burada biraz yükseltmek istiyorum e, ee, o yüzden 6 çekip 3 kez aldım başına şimdi 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip bu oluşturduğum iki trabzan arasına girip kapattım burayı sık iğne yaparak yuvaya iniyorum 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yapıp 7. yuvada sabitledim. Tekrar 6 adet zincir çekiyorum. Başını 3 kez alıyorum. Yine yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2, sonra 2, 2 2 çekiyorum. 10 adet zincir çektim oluşturduğum iki trabzan arası girip kapattım. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 Söküldü arkadaşlar. Tekrar yapacağım. 4 5 6 yuvaya 7 sık iğnemi sabitliyorum 3 adet zincir çekip bir yaprak daha yapıyoruz arkadaşlar başına bir aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra 2 aldım başına 2 alıp yuvaya girdim 2 2 2 çektim başına 2 alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım yuvaya girdim 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 2 başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2, 2, 2 çektim. 5 adet zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 6 tane sık iğnesi yaparak yuvaya gidiyorum. 3 4 5 6 Çay döktüğüm yerde geldi geldi gözüktü gözükmeyecektin sen şurada duracaktın yıkacağım bunu modelini çıkardıktan sonra arkadaşlar şimdi yuva içerisine girip sabitledim dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım şimdi arkadaşlar burada 5 tığ battısı yapıp dönüp üçünde kapattık burada iki tane kaldı bu kenarda şimdi bu kenara da iki tane tığ battı boşluğu bırakıyorum 3 zincir çekip yanda kapattım 3 adet zincir çekip yanda kapattım şimdi vereceğim arayı veriyorum yani 2 zincir başına bir alıp yandakine gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 4 adet zincir bu aradan girip kapattım 2 tane sıkı iğnesi yapıyorum 2 adet zincir yandaki tığ battı da kapatıyorum yani kaç tane ara verecekseniz ben 3 tane verip bu işlemi yaptım ona göre arasını verip devam edeceksiniz arkadaşlar bu yaprak kısmını yapacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi kırmızı rengimi alıyorum. Dediğim gibi ben yap e, dal kısmını birazcık yüksek tuttum bu sefer. Bakın burada biraz basıktı. Bu oluşturduğumuz 10 zincirli noktaya girip ipimi sabitliyorum. bir adet zincir çekiyorum bu aparatımı alıp taktım bu birinci ilmeğim. yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde iki adet zincir çektim ve taktım bu da ikinci ilmeğim. yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde iki adet zincir çektim ve taktım 3 Yuva içerisine girip ipin ucunu aldım dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım 4. Şimdi bu noktada arkadaşlar 4 ilmek olunca buradan ipin ucunu alıyorum. Bir zincir çekip bir de sık iğnesi yapıp boşluk bırakıyorum. Şimdi bir zincir çekip ilmeğimi takıyorum. 4 tane daha ilmek çıkaracağım. Bu 1, 2 yuva içerisine girdim ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim taktım 3 yuva içerisine girip ipin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 4 ilmek çıkarınca yine yuva içerisine giriyorum ipin ucunu alıp bir zincir çekip bir de sık iğnesi yapıyorum şimdi tekrar bir zincir çekip ilmeğimi takıyorum 4 ilmek daha çıkarıyorum bu bir 2 ipin ucunu alıyorum dibinde mutlaka 2 adet zincirimizi çekiyoruz 3 yani toplamda 12 ilmek olacak 4 ilmek arasında bir boşluk bırakarak bu da 4 arkadaşlar şimdi bu içerisine giriyorum tekrar ipin ucunu alıp 2 zincir çekip ipimi burada kesiyorum Bunları da çıkartalım. Şimdi bu şekildeyiz. Bu işlemin aynısını buradaki dalın üzerine de yapıp dönüyorum. Bu işlemin aynısı olacak. Beyaz rengimi aldım arkadaşlar. Aynı işlemle diğer dalımın üzerinde yaptım. Yine düz yüzünden bakın. Bu kırmızının yuvasına girip dibinde beyaz rengimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. İlk ilmeğimin içerisine girip kapattım. Şu ipleri temizleyeceğim ben arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip ikinci ilmeğimin içerisine girip kapattım. 1, 2, 3 zincir çekip 3. ilmeğimin içerisine girip kapatıyorum. Tabi yönleri dönmüşse düzeltelim. Bunun yönü dönmüş düzeltiyorum. 2 3 zincir çekiyorum dördüncü ilmeğin içerisine girip kapatıyorum şimdi 4 ilmek yaptıktan sonra bakın bu arada bir boşluğumuz var yapmıştık şimdi yine 9 adet zincir çekiyorum girip bu boşluğa kapatıyorum ortasından. bakın şimdi tekrar 9 adet zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9. Buradan yine ilk ilmeğime giriyorum. Araya 3 adet zincir çekiyorum. 2. ilmeğime giriyorum. Yönü dönmüş, düzeltiyorum. Araya 3 adet zincir çekiyorum. 3. ilmeğime giriyorum. Araya 3 adet zincir çekiyorum ve 4. ilmeğime giriyorum. 9 adet zincir çekiyorum yine. Bakın yine bu ara boşluk var. Giriyorum buraya orta yuvadan. İpimi alıp 9 adet zincirimi sabitliyorum ve şimdi yine tekrar 9 adet zincir çekiyorum. Buradan yine ilk ilmeğime giriyorum. 3 adet zincir çekiyorum. 2. ilmeğime giriyorum. 3 adet zincir çekiyorum. 3. ilmeğime giriyorum. Yönleri dönmüşse düzeltelim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Son ilmeğim 4. ilmeğime girdim. Yine 9 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp. Sabitledim. 1, 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın bu ilk dalımızın üzerindeki motif. Aynı işlemi diğer dalın üzerinde de uygulayıp dönüyorum aynı işlem. Evet arkadaşlar aslında ben bu tarz uğraştırıcı modellere biraz karşıyım ama istek üye arkadaşlarımızdan da istek olunca elimden geldiğince anlatmaya gayret ediyorum. Gördüğünüz gibi. Yani karşıyım derken hem uğraştırıcı ama bu sefer bunun üzerinden zincir gittiği için hani ilmekler daha düz sabit kalır. Sadece ilmek olunca gerçekten emeğinize yazık oluyor arkadaşlar. Bakın bunun dal kısımları birazcık küçük. Bununki biraz daha iri yaptım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İnOS resmini koyarsam göreceksiniz ki birebir aynı oldu arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.